Birinci Lig 2020-2021 sezonu yarı final etabı artık sonlanmak üzere. Birinci grup maçları tamamlandı yarı final etabında. Birinci grupta Jeopark Kula Belediyesi ile Cizre Belediyesi final etabına yükseldiler. Birinci grup sıralaması: birinci Cizre Belediyesi, ikinci Jeopark Kula Belediyesi, üçüncü Hatay Büyükşehir Belediyesi, dördüncü de Milas. Şimdi ikinci grup oynanacak. İkinci grubun ilk karşılaşmasında San Jose takımı ile Akkuş Belediyesi karşı karşıya gelecekler. Şu ana kadar San Jose takımı 2'de 2 yaptı, 6 puana yükseldi. Akkuş Belediyesi'nin bir galibiyet bir mağlubiyeti var ve şu an biraz sonra da karşılaşma başlayacak. Bu grupta da finale tabii de yükselecek olan takımlar belli olacak. Her iki takım da oyun alanı içerisinde ve bu karşılaşmayı başhekem Zeki Bozcukçu yönetecek. Yardımcısı Tolga Can Dinçer, yazı Erhan Karayel, skor Murat İlhan, çizgi Hikmet Enes Seçen, Elif Gamze Dinçer, gözlemci Yalçın Türk Dönmez. Ve şimdi de ekranlara geliyor karşılaşmanın başhekemi ve yardımcısı başhekem Zeki Bozcukçu Tolga Can Dinçer. Evet, görüntülü değerlendirme sisteminde Ömer Kurtuluş, Ramazan Mert görev yapacaklar. Buradan her iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. San Jose takımını 6 puanlı avantajlı final etabına yükselme en büyük avantaja sahip takımların başında geliyor. Bakalım onun dışında Akkuş Belediyesi, Yeni Kızıltepe Spor, bu 4 takım, bir de Alanya Belediyespor, bu 4 takım arasından ikisi final etabına yükselecek. Şu anda oyun alanına Akkuş Belediyesi geliyor. Akkuş Belediyesi 1 Burak Kamçı, 4 Harun Salif, 5 Emre Erdil, 6 Burak Köse, 7 Osmanoviç, 8 Kaan Atmaca, 10 Melih Özdemir, 12 Ceyhun Ahlat, 13 Tuğberk Sungur, 14 Krasnuski, 18 Soner Solbaz şeklinde mücadele edecek. Liberoları Batuhan Yurdagül ve Battal Ufak Mercimek olacak ve antrenörleri Mehmet Aydın. Buna karşılık San Jose takımı şu kadroyla mücadele edecek: 1 Batuhan Arcan, 2 Umut Durur, 3 Eren Alp Elverişli, 4 Taner Tuz Dengi, 5 Ataç Olak, 6 Gökçen Yüksel, 9 Erhan Hamarat, 10 Emre Çevik, 11 Halit Kurtuluş, 12 Ali Kağan, 13 Mirza, 14 Christopher, 15 Emircan, 17 Enis şeklinde mücadele edecek. Antrenörleri ise Burak Olcay olacak. Evet, karşılaşma başlamak üzere artık. Hemen şöyle ilk altılarına da bir göz atalım. Umut Durur, Gökçen Yüksel, Halit Kurtuluş, Mirza, Emircan, Enis şeklinde mücadele edecek ilk altısıyla San Jose takımı. Buna karşılık Akkuş Belediyespor, Burak Kamçı, Burak Köse, Osmanoviç, Kaan Atmaca, Melih Özdemir, Tuğberk Sungur ve Krasnuski, Belaruslu oyuncusu, iki yabancısıyla başlayacak. Osmanoviç ve Krasnuski, Bosna Hersekli ve Belaruslu oyuncular. Diğer tarafta da Boşnak asıllı Türk vatandaşı Mirza var ve aynı zamanda Christopher Hook var, Kanadalı oyuncu. San Jose takımında şu anda servis atışıyla Akkuş Belediyesi karşılaşmaya başlayacak. Çok kritik bir karşılaşma. 4 takım arasından 2 takım final etabına yükselecek. Erkekler yarı final etabında birinci ligde. Bakalım finalistler kimler olacak? İki karşılaşma tamamlandığında bunu göreceğiz. Servisi Akkuş Belediyesi kullandı. Arkalanda karşılıyor ata. Hücum şansı, arkalanda savunma. Yükseklik kazandırarak topu oyunda tutmaya çalıştı Melih'le. Akkuş Belediyesi başarılı olamadı. Sayı San Jose takımının oldu. Servisi Umut Durur kullanıyor. San Jose takımında 4 numaralı oyuncusu. 4 numarada oynuyor ve hemen pasörün önünde Umut smaç servis. Top dışarıda. 1-1 oldu durum şimdi. Hatalı servis San Jose takımında. Krasnuski, Belaruslu oyuncu, şimdi servisi kullanacak. Akkuş Belediyesi'nde smaç servis, arkalanda bunu karşıladı Emircan'la. Bloğun arkasına atılmak istenen top. Dublajda başarı var bu arada.
Hata yapıyor San Jose takımı. Ve sayı Akkuş Belediyesi'nin. Krasnuski Belaruslu oyuncuyla şimdi ikinci servisini kullanacak. Daha doğrusu bloktan dışarı gidiyor. Blok out. 4 numaradan etkili hücum yaptı. Mirza ile 13 numarayla mücadele ediyor. Mirza Lavunissa 2-2 oldu ve San Jose takımında şimdi Halit servisi kullanıyor. Orta oyuncusu. Bu arada servis hatası Halit'ten geldi ve 3-2 Akkuş Belediyesi bir farklı öne geçiyor. Tuğberk. Servis kullanıldı. Mirza karşıladı. Oradan Mirza'nın smacını 4 numaradan hücum yapmak istedi. İkili blokla kapattı bu koridoru Akkuş Belediyesi. Böylelikle farkı 2'ye çıkardı. 4-2'lik üstünlük sağladı. İşte bu pozisyonda ikili blok başarılı Akkuş Belediyesi'nde. Mirza'nın hücum koridorunu iyi kapatıyor. Tuğberk kullandı. Mirza karşılamak istedi. Yükseklik kazandırıyor ve ardından Mirza karşılana gönderdi. Bu top karşılandan dönmüyor. Umut Durur arka alanda topu çıkarmıştı. Şimdi 4-3 San Jose farkı 1'e indirdi. Gökçen servisi kullandı. Bloktan seken top. Arka alanda Umut karşılığına gönderdi. Batuhan yükseklik kazandırmıştı. Sayı Akkuş Belediyesi'nin. Genelde bu zamana kadar Burak Köse ile oynamıştı Akkuş Belediyesi. Ağırlıklı olarak pasörde. Bu defa 8 numarayla Kaan Atmaca var. Şimdi Osmanoviç smaç servis arkalandan topu oyunda tutuyor Gökçen. Ardından Mirza ve savunmada libero Battal. Bir kez daha hücum şansı Gökçen. Enis'in pası topu oyunda tutuyor Akkuş Belediyesi. Şimdi 3 metrenin gerisinden karşı alana plase gönderilmişti. Dönen top rally devam ediyor. Kaan'ın pası ve blok ardından... Oyun devam ediyor ve arka alanda bu defa avantaj yakalıyor Akkuş Belediyesi. 4 numarada plase arka alana son anda müdahale geldi. Top dışarı gider miydi, gitmez miydi? Ama Umut bu konuda bir herhangi bir karar veremedi. Müdahale etmeyi tercih etti ve topu oyun alanında tutamıyor. Sayı Akkuş Belediyesi'nin 6-3 oldu. Gerçekten müthiş bir rally izledik. Karşılaşmanın birinci setinin bu bölümünde son anda müdahalesi var Umut'un ama... Topu oyun alanında tutmaya yetmedi bu çabası. 6-3 oldu. 3 farklı üstünlük sağladı Akkuş Belediyesi. Osmanoviç, Bosna Hersek'li oyuncu kullanacak servisi. 6-3 üstünlüğü var Akkuş Belediyesi'nin. Banta da çarparak karşı alana düştü Enis. Ardından yükseklik kazandıran ata oldu. Avantaj Akkuş Belediyesi'nde. Kaan tek pas oynamayı tercih etti ama bu topu oyunda tutuyor. San Jose ardından 4 numaradan hücum denedi. Umut çıkarıyor arka alanda savunmada. Gökçen vurdu. Banttan karşı alana düşüyor. Ve bu top karşı alandan çıkmadı. Karşı alandan çıkmadı. Ve böylelikle sayı San Jose takımının oluyor. 6-4 oldu. Farkı 2'ye indirdi San Jose takımı. İşte Gökçen ikili bloğun arkasına sarkan top. Çaba yeterli olmuyor sayı San Jose'nin. Şimdi Mirza ile servis kullanacak San Jose takımı. 6-4'lük üstünlüğü var. Farkı 2'ye indirdi San Jose takımı. Orada bir konuşma Kaan'la karşılaşmanın başhekemi Zeki Bucutçu arasında geçti. Şimdi Mirza
smaç servis filede kalıyor. Servis hatası yaptı Mirza ile. San Jose ve 7-4 oldu. Fark tekrar geldi. Karşılaşmanın birinci seti oldukça heyecanlı. 6 puana sahip olan, 2 galibiyeti bulunan San Jose takımı şu anda final etabını garantilemiş değil. Buradan alacağı sonuç onun konumunu belirleyecek. Ve her iki takım için de büyük önem arz eden bir karşılaşma. İkinci grupta erkekler yarı final etabında birincilikte, ikinci gruptaki mücadelede son gün karşılaşması gerçekten final etabını belirlemesi bakımından çok büyük önem taşıyan bir karşılaşma. 8-4 farkı 4'e çıkardı Akkuş Belediyesi. Servisi Melih kullandı. Enis şimdi Umut vuruyor, blokta kalıyor top. 4 numaradan etkili bir hücum yaptı. İkili bloğa rağmen topu karşı alanda öldürmeyi başardı. 8-5. Fark 3'e iniyor. Umut'un smacı ikili bloktan top oyun alanına düşüyor. Servis kullanılacak. Emircan Aydın 15 numarayla mücadele ediyor. Ve orta oyuncusu San Jose takımının. 8-5 Akkuş Belediyesi'nin üstünlüğü var. Servis kullanıldı. Kaan bloktan sekiyor, dışarı gidiyor. Blok out ve böylelikle 9-5 oldu. 4 numaradan Krasnuski ile etkili hücum yaptı Akkuş Belediyesi Belaruslu oyuncuyla. 9-5, 4 farklı üstünlüğü var Akkuş Belediyesi'nin. Burak Kamçı servisi kullandıktan sonra Umut üçlü blokla kapatmaya çalıştı bu hücum koridorunu. Geçit vermedi. Pas biraz yüksek gelince hemen üçlü bloğu oluşturdu Akkuş Belediyesi ve bu pozisyonda 10. sayısına ulaştı. Servisi Burak Kamçı ikinci kez kullanıyor şimdi ve hata yapıyor. Servis hatası Burak Kamçı'dan geldi Akkuş Belediyesi adına. 10'a 6 oldu. Farkı 4'e indirdi San Jose. Enis takımın pasörü kullanacak servisi San Jose adına. Şu anda 10'a 6 üstünlüğü var Akkuş Belediyesi'nin. Servis kullanıldı. Karşılayan Batuhan, ardından Osmanoviç sahne alıyor. 2 numaradan Osmanoviç ile sayı buluyor. Bosna Ersekli oyuncuyla 11-6 oluyor durum. İşte bu top karşılanan bloktan da sekerek dışarı gidiyor ve böylelikle 11. sayısına ulaştı Akkuş Belediyesi. Servis kullanıldı. Mirza karşıladı. Ardından Umut bu plaseden sonuç alamıyor. Böylelikle 12-6 karşılaşmanın birinci setinde teknik molaya Akkuş Belediyesi yarı yarı farkla 12-6 önde girmeyi başardı. Tamamlandı. Akkuş Belediyesi'nin 12-6'lık üstünlüğüyle erkekler birincilik yarı final etabını ikinci gruptaki son gün karşılaşmaların ilkindeyiz. Akkuş Belediyesi ile San Jose takımları karşı karşıya geliyorlar. Servis kullanıldı. Bloktan dışarı gidiyor. Blok out yaptırıyor bu defa Umut ve böylelikle 12-7 oldu. Farkta 5 sayıya indi.
Umut'un sayısının ardına Umut bu defa servis kullanacak. San Jose takımı adına genelde genç oyunculardan kurulu bir takım San Jose. Smaç servis. Batuhan karşıladı. Kaan 4 numaradan çok etkili hücum geldi. Osmanoviç'ten Bosna Hersekli oyuncu bu pası affetmiyor. Çok iyi değerlendirdi. Çaprazına net ve sert vuruyor. Böylelikle Akkuş Belediyesi 13. sayısına ulaşıyor. 13-7 oldu durum. Bu defa Krasnitski ile servis kullanıyor. Belaruslu oyuncu. Smaç servis. Mirza karşıladı. Enis ve Mirza çaprazına vuruyor. Oyun alanı içerisinde. Akkuş Belediyesi oyuncular da kabul ettiler pozisyonu. Oyun alanında. Ve sayı San Jose'nin 13-8 oldu durum. Halit. Arkalanda Batuhan karşıladı. Kaan. 4 numarayı bu defa ikili blokla kapatıyor. O bölgede ikili blok başarılı San Jose takımında. Gökçen'le birlikte Emircan ikilisinden etkili bir blok geldi. Sayı şansı vermedi Akkuş Belediyesi'ne. Halit kullandı servisi. Kaan şimdi Osmanoviç bloktan sekiyor. Havuza düşen topu herkes birbirine bıraktı ve böylelikle bu da Akkuş Belediyesi'ne sayı olarak dönüyor. 14-9 oldu. Fark tekrar 5 sayıya yükseldi. Tuğberk kullandı servisi. Ata karşılamıştı. Ardından bu hücumda Gökçen topu dışarı gönderdi. Gökçen Yüksel 6 numarayla mücadele ediyor. Pasör çaprazı olarak oynuyor. Ardından San Jose takımından mola geldi. San Jose takımının molası tamamlandı. Akkuş Belediyesi servisi kullanacak. Geriye düşünce San Jose ilk mola hakkını kullanmayı tercih etti. Birinci sette Mirza 3 metre çizgisinin gerisinden Umut'tan hücuma destek vardı. Top dışarıda. Bloğun teması söz konusu değil. Out'a gidiyor. Bu hücumdan yararlanamadı Akkuş Belediyesi. 15-10 oldu. Fark da 5'e iniyor. Gökçen şimdi kullanacak servisi. Gökçen Yüksel. San Jose'nin pasör çaprazı. Bloğun arkasına atılan top. Son anda müdahale geldi. Rally devam ediyor. Buran pası arkalanda savunmadı. Umut dikkatli. Bir kez daha arkalara savunmaya geldi top. Avantaj Akkuş Belediyesi'ne geçti. 4 numarada Melih vuruyor. Bu top arkalandan çıkmıyor. Bu defa 4 numarada Melih var. Akkuş Belediyesi'nde smaçörleri işte burada tam çaprazına Umut burada çabasını gösterdi fakat yeterli olmadı. 16-10 tekrar fark 6'ya yükseldi. Ata karşılıyor. Mirza karşılığına gönderdi. Krasnitski, Osmanoviç ikili blok. Kaan 4 numarada Melih var. Bloğun içerisinde oyun devam ediyor. Mirza avantaj Akkuş Belediyesi'ne geçti. Bir kez daha plase Melih'ten. Bu defa top dışarı gidiyor. Müthiş bir rally izledik. 4 numarada bu arada Plasse ile bloğun arkasına göndermek istedi topu. Melih sonuç alamadı, dışarı gönderdi. Sayı olarak
İşte 4 numarayı tercih etti. Orada Melih bloktan kurtarma adına bloğun arkasına atmak istediği plaseyle top dışarı gitti ve böylelikle sayı San Josef'in oldu. Ardından paraleline Osmanoviç'ten karşılık geldi. Hemen karşılığını verdi Osmanoviç'le Akkuş Belediyesi. 17-11 oldu durum. Müthiş bir karşılaşma. Tam paraleline blok yetişme imkanı bulamadı Osmanoviç'in bu hızına. Melih'le servis kullanıyor Akkuş Belediyesi. Umut karşıladı. Enis tekrar Umut. Önce servisi karşıladı. Daha sonra Enis'in pasını iyi değerlendirdi 4 numaradan. 17-12 fark. 5 sayıya indi. Emircan servis kullanıyor. 17-12 5 farklı üstünlüğü var Akkuş Belediyesi'nin. San Josef kullandı servisi. Kaan ardından Osmanoviç top dışarıda. Out kararı geldi. 17-13 bir anda fark 4'e iniyor. Emircan şu anda tekrar servis kullanma hazırlığı içinde. Melih'le karşıladı. Kaan kısa pas ortadan hızlı hücum sonuç getirdi. Burak'la sonuca gidiyor Akkuş Belediyesi. Kısa pas ortadan hızlı hücum Burak ve 17-13 oldu. Oyuncu değişikliği Burak kenarda 18 numarasıyla oyuna Soner Solmaz dahil oluyor. Servislerde etkili olan bir isim genelde antrenörü Mehmet Aydın bu bölümlerde kullanmayı tercih ediyor Soner'i. Soner kullandı servisi. Çok etkili bir yere servis. Gerçekten dünkü karşılaşmada da Akkuş Belediyesi Alanya karşısında 3-1 galip gelirken son 4. setteki servisi maçı ve seti kazandırmıştı. Soner'in o servisiyle şimdi de etkili bir servis kullandı. İkinci kez servis kullanıyor. Enis ortada bu defa Halit bu pas zor pas olmasına rağmen o kolaya dönüştürdü. Takımına sayı kazandırdı plaseyle. 19-14 oldu. Fark 5 sayıya iniyor. San Josef servis kullanacak. Soner tekrar kenarda, Burak içeride. Servisin ardından tekrar değişiklik yapıldı. Burak oyuna dahil oldu. ...14-19... San Josef 5 farkla geride. Şu anda servisi pasörleri Enis'le kullanacak. Enis Ali Ay servisi kullanacak olan isim San Josef'te. İşaret geldi. Akkuş Belediyesi sete iyi başladı, iyi götürüyor şu anda. Taktik servis Kaan, Krasnoski, Osmanoviç arkalanda savunmada Enis. Şimdi 3 metre çizgisinin gerisinde Mirza. Mirza burada hücuma büyük bir katkı sağlıyor. 3 metre çizgisinin gerisine yaptığı hücumla birlikte 15. sayısına ulaştı. 19-15 oldu durum. Fark 4'e indi. Enis servisi kullanacak. Karşılaşmanın birinci setindeyiz. Batuhan karşılamıştı. Osmanoviç top bloktan dışarı gidiyor. Blok out ve sayı. Akkuş Belediyesi'nin. Kaan takımın pasörü. Kaan Atmaca. Taktik servis. Arkalanda Mirza karşıladı. Halit karşılana gönderdi. Tekrar Kaan. Şimdi Krasnoski ikili blok geliyor. Halit'le birlikte Umut'tan etkili bir blok geldi. Bu ikili blok sayı kazandırdı San Josef'e. 20-16 fark 4 sayıya iniyor.
Şimdi Umut kullanacak servisi. ...20-16... Smaç servis. Arkalanda Krasnoski karşıladı. Kaan Osmanović 4 numarada vuruyor ve böylelikle karşı alandan top çıkmadı. Biraz geç kırıldı. İkinci liberoları Ali Kaan Çil. İşte 4 numarayı Osmanović çok etkili kullandı. Takımına bu smaçlı sayı kazandırıyor. 21-16 oldu. Fark 5 sayıya yükseldi tekrar. Krasnoski, Belaruslu oyuncu, smaç plase servis tercih etti. Taktik servisti. Arkasından bloktan seken top filede kalıyor ve çabası yeterli olmadı. 3 pasta topu karşı alana gönderme şansı bulamadı Akkuş Belediyesi. 21-17 fark 4'e iniyor. Servisi de San Jose kullanıyor. Halit kullanacak. 21-17 oyuncu değişikliği. Halit kenarda 10 numarayla oyuna Emre Çevik dahil oluyor. Emre servisi kullandı. Batuhan karşıladı. Kaan 4 numarada Melih var bu defa. Paralelini daha önceki bölümlerde aynı şeyi denemiş. Topu dışarı göndermişti ama bu defa isabetli bir plase gönderdi. Takımına sayı kazandırdı. 22-17 oldu. Ve bu plase ile birlikte fark da 5'e yükseldi. Fakat bu arada bu pozisyona bir itiraz var. San Jose takımından görüntülü değerlendirme sistemine bakılacak. Daha sonra karar verilecek. Görüntülü değerlendirme sisteminin ardından Akkuş Belediyesi oyuncuları, Ordun ilçesi Akkuş Belediyesi şu anda Efeler Ligi yolunda mücadelesini sürdürüyor. Erkekler 1. Ligi yarı final etabında. Evet. Top içeride. Çizgiye teması söz konusu. 22-17 oldu. Fark da 5'e yükseldi. Tuğberk kullandı servisi. Enis Mirza vuruyor. Arkalanda yine Tuğberk çıkardı. Şimdi Melih üçlü bloğun arkasına seken top. Ata karşılamıştı. 3 metrenin gerisinden Umut vuruyor. Top dışarı gidiyor. 3 metre çizgisinin gerisinden savunmadan Umut'un desteği vardı. Olmadı ve 23-17 San Jose'nin molası geliyor. San Jose takımı bu sette 2 mola hakkını da kullanarak tamamladı. Böylelikle mola hakkı kalmadı. Akkuş Belediyesi şu ana kadar herhangi bir mola hakkını kullanmadı. Akkuş Belediyesi teknik molayı da 12-6 önde tamamlamıştı. 23-17'de üstünlüğü var birinci sette. Tuğberk kullandı servisi. Arkalanda karşılıyor savunma. Avantaj Akkuş Belediyesi'nde. Melih vuruyor. Blok sayısı geliyor San Jose'den. 4 numaradan yapılan hücumda o koridoru kapatıyor ikili blokla. Gökçen orada o bölgede. ...23-18 oldu. Şimdi Gökçen kullanıyor servisi. Batuhan karşıladı. Kaan kısa pas ortadan hücumda. Bir anlaşmazlık. Son anda müdahale geldi file önünde. Bu müdahale libero'yu da tabii ki yanılttı. Böylelikle 24. sayısına ulaştı Akkuş Belediyesi. 24-18 şimdi set sayısı için servis kullanıyor Akkuş Belediyesi. Osmanović smaç servis. Umut karşıladı. Enis
Şimdi Umut savunmadan hücuma destek. 3 metre çizgisinin gerisinden. Bu bölümlerde genelde Umut bu tür pozisyonlarda Mirza ile birlikte etkili olan isimlerin başında geliyor. 24-19 oldu şimdi durum. 5 fark üstünlüğü var. Avantaj Akkuş Belediyesi'nde birinci sette. Ve smaç servisten sonuç alamıyor. Hata yapıyor. Seti de Akkuş Belediyesi 25-19 önde tamamlayarak setlerde 1-0'lık üstünlük sağlıyor. Karşılaşmada ilk seti geride bıraktık. Müthiş bir mücadelenin ardından birinci seti Akkuş Belediyesi San Jose karşısında 25-19 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci setine San Jose'nin servis atışıyla başlanacak. Şu anda yarı final etabı ikinci grupta 6 puana sahip San Jose ve aldığı set sayısı 6, verdiği set sayısı 2. Akkuş Belediyesi 4 set alırken 4 set de vermiş. Şu anda eşit. Aynı zamanda Yeni Kızıltepe Spor'da 4. Aldığı set sayısı 4, verdiği set sayısı da 4. Onlar eşit. Bakalım bu karşılaşma nasıl sonuçlanacak? Elbette ki gruptaki sıralamayı da belirlemesi açısından çok büyük önem taşıyor. Sayı San Jose'nin. Servis kullanılacak. Enis kullandı servisi, hata yapıyor ve filede kalıyor top. 1-1 oldu durum. Kaan Çiçek'le bu defa San Jose takımı karşısında Akkuş Belediyesi'nde pasör Kaan kullanacak servisi. Bu arada Ata servis karşılarken hata yapıyor. Sayı Akkuş Belediyesi'nin 2-1'lik üstünlük sağlıyor Akkuş Belediyesi.
2-1 oldu durum. Bir farklı üstünlük sağladı. Enis. Bloğun arkasına atılan top. Karşılayan isim battal oldu. Liberoları ardından bir kez daha hücum şansı. Ve Umut paralelini çok iyi görüyor. Bloktan kurtarmayı başardı. 2 numaradan yaptığı hücumda. Umut'la sayıyı buluyor. San Josef. Ve skora 2-2'lik eşitlik geldi. İkinci sette. Tam çaprazına gönderdi Umut. İsabetli değil. Out'a gidiyor. Servis hatası yaptı San Josef. Böylelikle 3-2 oldu. Akkuş Belediyesi bir farklı öne geçiyor. Krasnuski arkalanda karşıladı bunu ata. Ve bloktan seken top yerle temasını kesmek istedi topun aslında Krasnuski. Biraz geç kaldı. 4 numaradan etkili bir hücum yaptı San Josef. Ve o müdahale yeterli olmadı. Krasnuski'den geldi bu müdahale. Halit kullanıyor servisi. Batuhan karşıladı. Bu arada top banttan dönüyor. 4 pas. Bu hücumda top banttan dönüyor. 4 pas. 4-3 oldu. San Josef bir farklı öne geçiyor. Arkalanda Batuhan. Osmanović. Top dışarıda. Çok zor pozisyonda. Topu karşılığına gönderemedi. Biraz arkasına düştü top. Ve böylelikle 5-3 oldu. Farkı 2'ye çıkardı San Josef. Batuhan karşılıyor. Kaan'ın pası. Melih bloğun arkasına gönderdi. Mirza'dan bir müdahale geldi. 3 metre çizgisinde Umut'un gerisinden plasesi, ardından Umut ve file önündeki ikili blokta kalıyor bu top. İşte ortadan ucumda biraz bloklar açık kalınca top blokta kaldı. Sayı Akkuş Belediyesi'nin oluyor. 5-4. Şu anda San Josef önde. Bir anlaşmazlık Enis'le Emircan arasında. Sayı Akkuş Belediyesi'nin ilk sete oranla biraz daha tempo düşmüş durumda. Tabii ilk iki gün yoğun müsabakaların ardından üçüncü gün ilerleyen setlerde de yorgunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Her iki takımda da 6-5 oldu durum. Bu hata sayı getirdi. San Josef'e bir farklı üstünlüğü devam ediyor San Josef takımının. Batuhan etkili servis. Batuhan'la karşılamaya çalıştı bu servisi ve Gökçen'den arka arkaya etkili servisler geliyor. 7-5 oldu. Farkı 2'ye çıkardı. Kaan kısa pas ortadan hızlı ucumda sahne alan Burak oluyor. Bu pası çok iyi değerlendirdi. 7-6 farkı bire indirdi Akkuş Belediyesi. Bu arada top dışarıda, servis hatası Osmanović'ten geldi. Bosna Hersekli oyuncu 8-6 farkı 2'ye çıkardı San Josef. Mirza kullandı servisi. Kaan. Osmanović. Blok etkili. O koridoru kapattı ikili blokta kanatları. Bloklarla
2 ve 4 numaradan yapılabilecek hücumlarda özellikle Osmanović'in hücum koridorlarını bloklarla kapatmaya çalışıyor San Jose takımı. 9-6 ve farkı 3'e çıkardı. Kaan tekrar 2 numarayı tercih etti. Bu defa Osmanović hem bloğu açtı, arkalarından da savunmanın topla buluşmasına engel olmuş oldu bu smaçta. Böylelikle 9-7 oldu, farkı 2'ye indirdi. En son müdahale liberolarından geldi, Ali Kaan'dan. Topu oyunda tutmaya yetmedi bu çaba. 9-7. Mirza, Enis ve Gökçen vuruyor. Top bloktan dışarı gidiyor. Blok out, sayı San Jose'nin. San Jose takımında 5 numarayla Ata Çolak ve 12 numarayla Ali Kaançil liberoları serviste, servis karşılarken Ata ve savunmada ise Ali Kaançil görev yapıyor. Osmanović yükseklik kazandırdı. Kaan'ın pası, Krasnitski'nin plasesi bloktan dönüyor. Daha sonra blokta kalıyor bu top. Bu hücumda böylelikle 10'a 8 oldu. Farkı 2'ye indirdi Akkuş Belediyesi. Burak'la Burak Kamçı şu anda servisi kullandı, hata yapıyor, top filede kaldı. 11-8 oluyor durum. Servis kullanılacak. Arkalanda boşluk var. Top dışarı gidiyor. Savunmada dışarı gideceğini tespit ettikten sonra Melih topu bıraktı ve blok out, sayı kazandırdı Akkuş Belediyesi'ne. Fark tekrar 2'ye iniyor. Banta da çarparak karşılara geçiyor top. Bu arada bir blokta Akkuş Belediyesi'nden Tuğberk ve Osmanović ikilisinden geldi bu ikili blok. 11-10 farkı bir anda Akkuş Belediyesi 1'e indirdi. Kaan, Mirza karşıladı. Çok sert ve düzgün vuruyor Gökçen çaprazına. Bu top karşı alandan çıkmadı. 12-10 teknik molaya San Jose takımı önde girmeyi başardı. Teknik moda tamamlandı ikinci sette ve San Jose'nin 12-10'luk üstünlüğüyle ilk sette Akkuş Belediyesi'nin 12-6'lık üstünlüğü vardı teknik modada. Batuhan karşıladı. Şimdi Osmanović arkalanda, savunmada Enis. Mirza üçlü blokla kapattı. 2 numaradan hücum yapan Mirza'nın bu koridorunu üçlü blokla kapatmayı başardı Akkuş Belediyesi. İşte bir anda kümelendi adeta filenin önüne hücum bölgesindeki oyuncular. Geçit vermedi Mirza'ya. 12-11. Krasnitski smaç serviste, top filede kaldı.
13-11 oluyor. San Jose tekrar farkı 2'ye çıkardı. Halit. Batuhan karşılıyor. Kaan. Şimdi Melih blok out yaptırıyor. Adeta blok out yaptırdı. Göstere göstere. Ve böylelikle aradaki farkı 1'e indirdi. Melih bu sayıyla takımına 12. sayıyı kazandırıyor. Servisi de Tuğberk'le kullanıyor Akkuş Belediyesi. Enis. Bu ya gerçekten Gökçen hem kenarları oldukça iyi kullanabilen bir oyuncu. Şu ana kadar performans olarak da San Jose takımında öne çıkıyor. Çoğu da genç oyuncuları, milli takımlar oyuncusu, altyapılarında oynayan oyuncular ve yetenekli voleybolcular. 14-13 servis hatası yaptı. San Jose tekrar fark 1'e iniyor. Mirza bloktan dışarı gidiyor top. İçeri düşüyor ilk etapta. Ve aynı şekilde Akkuş Belediyesi de o koridoru üçlü blokla kapatmaya çalıştı. Sonuç alamadı bu defa. 15-13 fark tekrar 2'ye yükseldi. San Jose lehine. Enis karşılaşmanın başhekimi Zeki Bozukçu'nun yanına gitti. Servisi kullanacak San Jose. Mirza kullandı servisi. Ve Batuhan servis karşılamada zorlandı bu pozisyonda. Ve 16-13 bir anda farkı 3'e çıkardı. San Jose ve mola Akkuş Belediyesi'nden. İkinci sette ilk mola hakkını kullanmış oldu Akkuş Belediyesi. Şu anda San Jose takımı 3 farklı önde. 16-13 skor. San Jose lehine servis kullanıldı. Batuhan karşılıyor ve blokta kalıyor bu top. Burak Kamçı'nın smacı. Bu kısa pası, hızlı hücumu iyi değerlendirdi. Burak bu hücumla birlikte fark 2'ye iniyor. Akkuş Belediyesi 14. sayısına ulaştı. Melih'le servis kullanıyor Akkuş Belediyesi. Ata karşılamıştı. Çaprazına sert ve düzgün vuruyor Umut. 4 numaradan etkili hücum yaptı. İyi yükselebilen. File önünde de savunmada da hücuma sağladığı katkıyla ön plana çıkabilen isimler Mirza ile birlikte etkili oluyor. Özellikle file önünde de Gökçe'nin performansı San Jose takımında dikkat çekiyor. 17-14 arkalanda savunmada Mirza karşıladı. Şimdi Gökçen biraz fileye uzak, Umut yükseklik kazandırarak karşılığını gönderdi topu. Bu arada Krasnuski topu müdahale şansı bulamadı ve böylelikle bu smaçla bir sayı daha kazandırıyor. 4 numaradan etkili bir hücum yaptı tam çaprazına, müdahale şansı bulamadı. San Jose'li oyuncular 17-15 oldu. Oyuncu değişikliği serviste yine Soner
Burak kenarda. Etkili servis kullanabilen bir isim Soner Solmaz. 17-15. Enis bloktan sekiyor arkalanda. Osmanoviç dublajda tekrar başarı var. Soner, Osmanoviç üçlü blok bir defa karşısında. Melih, yine Osmanoviç ısrarla iki numaradan Osmanoviç'le yükleniyor. Akkuş Belediyesi bu defa dört numarayı tercih etti. Krasnovski ile ve bloğa rağmen sayı kazandırıyor. Blok out ve böylelikle sayı Akkuş Belediyesi'nin fark bire iniyor. Krasnovski ısrarla iki numaranın ardından dört numarayı tercih etti. Akkuş Belediyesi Krasnovski ile 16. sayısını buldu. Soner servisi kullandı. Enis bloğun tam merkeze Umut'tan o havuza bıraktı plaseyi. Müdahale şansı bulamadı. Tabii ki ortadaki topa bütün oyuncular kimin müdahale edeceği yolunda beklentideydi. Evet, Soner şimdi kenarda. Akkuş Belediyesi'nde Burak tekrar oyunda. 16-18 fark 2 bu arada 1'e iniyor bu servis hatasının ardından. 18-17 Akkuş Belediyesi 17. sayısını aldı. ...18-17... servisi kullandı Kaan az önce. İkili blok Akkuş Belediyesi'nden. Ardından Umut biraz acele edince top filede kalıyor ve böylelikle Akkuş Belediyesi 18. sayısına ulaştı. Setin bu bölümünde kritik sayılar bölümüne az bir sayı kala eşitliği sağlamış oldu. 18-18. Enis kısa pas ortadan hızlı ucum. Halit bu pası iyi değerlendirdi takım adına. Gerçekten adeta iyi bir servis yapmış oldu takım arkadaşına Enis. Halit de bunu iyi değerlendirdi. 19-18. Şimdi Umut'tan servis hatası. 19-19'a geldi. İkinci set büyük bir çekişme içinde geçiyor. Krasnovski kullanacak servisi. Belaruslu oyuncu. Enis. Bu arada Gökçen nefes aldırdı San Jose takımına. 2 numaradan yaptığı hücumda çok sert ve düzgün vuruyor. Bloktan oyun alanı içerisinde kalıyor top. 20-19 oldu. Bir farklı üstünlük sağladı San Jose. Bu arada bloktan sekiyor top. Dışarı gidiyor. 20-20'ye geldi tekrar skor. Mücadele bütün hızıyla çekişme içerisinde sürüyor. Tuğberk servisi kullanacak Akkuş Belediyesi adına. Mirza karşıladı. Enis, Gökçen, avantaj Akkuş Belediyesi'nde. Kaan, Melih plaseyi bıraktı. Bu arada file hatası işareti geldi. File hatası işareti geldi. San Josef'li oyuncuların bu pozisyonda file hatası yaptığını belirliyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Tolga Can Dinçer ve top Akkuş Belediyesi'nde. 21-20. Evet, kritik bölümde öne geçiyor şimdi Akkuş Belediyesi. Enis bomboş pozisyon. Mirza bloğu açtıktan sonra savunmanın bölümünün
en son çizgiye yakın bölümünden müdahale şansı bulamadı. Akkuş Belediyesi oyuncular. Oyuncu değişikliği. Christopher oyunda. Gökçen kenarda. Servisi de Christopher'la kullanacak şimdi. Kanadalı oyuncu. ...21-21... Batuhan ve Akkuş Belediyesi'nden bu plase çok etkiliydi ve bir kez daha setin kritik bölümünde öne geçme şansını iyi değerlendirdi Akkuş Belediyesi bu pozisyonda. Osmanoviç de servis kullanıyor. Smaç servis. File üzerine dar yaklaşan top. Ardından Mirza bu bölümlerde 4 numarayı etkili kullanmaya başladı. Mirza ile San Jose takımı bir kez daha skora denge geldi. 22-22 eşitlik var. Servisi San Jose takımı kullandı. Batuhan. Melih. 3 metre çizgisinin gerisinde ucuma destek vardı. Melih karşılıyor tekrar. Kaan kısa pas ortadan hızlı ucum sayı kazandırdı. Burak tekrar 23-22'lik üstünlük sağladı Akkuş Belediyesi. İşte kısa pas ortadan hızlı ucum Burak gerçekleştiriyor ve böylelikle 23-22 oldu durum. Bir farklı üstünlük sağladı Akkuş Belediyesi. Servisi kullanacak Melih'le. Umut'la karşıladı. Şimdi Mirza paralelini iyi değerlendirdi. 2 numaradan ve 4 numaradan etkili hücumlar yapıyor. Özellikle 3 metre çizgisinin gerisinden de hücuma sağladığı katkılar en az 2 ve 4 numaradan yaptığı hücumlar kadar değerli ve etkili oluyor Mirza'nın da. Ardından servis hatası Emircan'dan geldi. Çok kritik yerde servis hatası yaptı. Ve mola San Jose takımından geliyor. San Jose takımının molası tamamlandı. Her iki takım da şu ana kadar setin sonuna yaklaşıldığına birer mola hakkı kullandılar. Set sayısı için Akkuş Belediyesi servis kullanıyor. Burak Kamçı kullanacak bu servisi. Garanti servisi tercih etti. Enis bloktan sekiyor. Son anda müdahale geldi. Topu oyunda tutmayı başardı. Bir temas yok. Görüntülü değerlendirme sistemine bakılacak. Temasın olup olmadığına bakılacak. Pas biraz gerisine düşmüştü. Top dışarı gitti bu vuruşta. Kaan istediği gibi vuramamıştı. Bakalım herhangi bir temas var mı? 24-23 şu anda skor karşılaşmanın ikinci setinde. Temas söz konusu olursa seti Akkuş Belediyesi kazanmış olacak. Out kararı çıkarsa da San Jose takımı 24'e getirecek ve 24-24 eşitlik olacak. 26'ya uzayacak set. Şu anda bütün gözler görüntülü değerlendirme sisteminde. Merakla takip ediliyor. Her iki takım için de büyük önem arz ediyor. Alınacak setler, puanlar
gruptaki sıralamayı çok yakından ilgilendiriyor. Şu anda görüntü ekrana geldi. Herhangi bir temas söz konusu değil. Sayı San Jose takımının 24-24'e geldi durum karşılaşmanın ikinci setinde. Servis kullanıldı. Kaan çok sert vuruyor. Bu top karşı alandan çıkmadı. Osmanović 2 numaradan etkili hücum yaptı. Bosna Hersekli oyuncu ve 25-24 bir kez daha set sayısı için servis kullanacak. Kaan'la Kaan Atmaca takımın pasörü. Bu arada servis kullanmadan önce molaya gidiyor San Jose. San Jose takımının molaları tamamlandı. İki mola hakkını da bu son bölümlerde kullanmayı tercih etti. 25-24 Akkuş Belediyesi önde. Set sayısı için servis kullandı şu anda. Christopher karşıladı. Enis top dışarıda. Out'a gidiyor sette böylelikle. Akkuş Belediyesi'nin olduğu karşılaşmanın ikinci setini Akkuş Belediyesi birinci sette olduğu bir 25-24 önde tamamlamayı başardı. Setlerde 2-0'lık üstünlük sağladı.
Sevgili seyirciler, ilk iki seti geride bıraktık. Şimdi karşılaşmanın üçüncü setinde sizlerle birlikteyiz. Ve üçüncü set bir noktada 2-0'lık üstünlük sağlayan Akkuş Belediyesi'ne umut olabilir. 6 puana sahip bu arada San Jose takımı en az 2 set alması gerekiyor hesaplara göre. O da 1 puan ediyor zaten. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Diğer karşılaşmanın sonucunu da beklemek gerekir. 3. sette ilk sayıyı Akkuş Belediyesi alıyor. Akkuş Belediyesi'nin bu karşılaşmadan 3-0'la ayrılması halinde garantiliyor en azından final etabını. 3-1'le de şansı yüksek Akkuş Belediyesi'nin. Tabii setlerin sayılarına, aldığı verdiği setlere bakılacak. Akkuş Belediyesi 2-0 yaptı durumu. Son avarajlara, oynanan iki karşılaşmaya bakıldığında San Jose 6 set almış, 2 set vermiş, artı 4 avarajı var. Akkuş Belediyesi ve Yeni Kızıltepe Spor takımları 4 set alıp 4 set vermişler. Şu anda 0 avarajlar. Yani her alınan set ve puanlar o takımı final etabına taşıyacak bir noktada. Sayı San Jose takımının. 2-1 oldu. Farkı 1'e indirdi San Jose. Burada bloktan dışarı gidiyor top. Kısa pas, ortadan hızlı hücum. Bu top çıkacak mı? Umut karşılığına gönderdi. Batuhan. Kaan. Osmanoviç vuruyor. Topu oyunda tutuyor. Christopher karşılığına gönderdi. Avantaj Akkuş Belediyespor'da. Umut şimdi 4 numaradan karşı alana göndermek istemişti. Avantaj tekrar San Jose'de. Antene temas ve sayı Akkuş Belediyesi'nin. 2 numaradan hücum yapmak isterken top antenle antene temas ediyor ve sayı Akkuş Belediyesi'nin oluyor. Şu anda 3-1 oldu. Farkı 2'ye çıkardı Akkuş Belediyesi. Filede kaldı. Tekrarlanacak servis atışı. İşaret gelmeden kullanıldı bu servis. 3-1 üstünlüğü var Akkuş Belediyesi'nin. Krasnuski ile servis kullanıyor Akkuş Belediyesi. Ata karşıladı Enis. Şimdi Umut, ikili blok Akkuş Belediyesi'nden. Etkili blokları var Akkuş Belediyesi'nin. İkinci sette de bunu ön plana çıkardı. Aslında voleybol müsabakalarında etkin olabilmek, seti lehine çevirme adına hücum kadar blokların da çok büyük önemi var. Blok sayıları da etkili. Maçı kazanma, seti kazanma adına ardından tek pas oynama isteği Osmanoviç'ten geldi. Bunda da başarı sağladı. Bir anda 5-1 oldu. Fark 4 sayıya kadar çıktı. Ardından mola geliyor San Jose takımından.
San Jose takımının molası tamamlandı. Şimdi Akkuş Belediyesi'nde servisi Krasnuski kullanacak Belaruslu oyuncu. Arkalanda ata. Bloktan sekiyor. Karşılayan Battal oldu ilk etapta. Blok sayısı geldi San Jose takımında. 5-2 oldu. Fark 3'e indi. Halit'le servis kullanıyor şimdi San Jose. Blok sayısıyla ikinci sayısına ulaştı. Top dışarıda. Servis hatası Halit'ten geldi. Ve 6-2 oldu. Fark tekrar 4'e yükseldi. Christopher karşılıyor. Top dışarıda. Buradan da Mirza ile sonuç alamadı. 2 numaradan yaptığı hücumda. Toparlanmaya çalışıyor San Jose takımı. Arka arkaya sayı kaybetti. Bir anda fark 5 sayıya kadar yükseldi. 3. sette 7-2 önde Akkuş Belediyesi. Tuğberk kullandı servisi. Enis, Umut ve blok geliyor. Blokları ön plana çıkardı bu sette. Ağırlıklı olarak Akkuş Belediyesi hücumdan çok savunmadaki sayıları ön plana çıkmaya başladı. Bloklarla elde ettiği savunma sayılarında etkin bir rol oynadı. Farkın açılmasında 8-2, 6 sayılık bir fark var. Christopher karşılıyor bu servisi. Kısa pas ortadan hızlı hücumda dışarı gidiyor. Temas olup olmadığına bakılacak. Görüntülü değerlendirme sisteminde temas olduğu yolunda bir itiraz söz konusu San Jose takımından. Şu anda temasın olup olmadığına bakılıyor. ...9-2 Akkuş Belediyesi'nin üstünlüğü var 3. sette. Şu anda görüntülü değerlendirme sisteminde bütün gözler oradan gelecek görüntüye göre merakla bekleniyor. 9-2 şu andaki skor. Teması olup olmadığına bakılıyor. Son olarak top Akkuş Belediyesi'nin, temas söz konusu değil. 9-2 fark 7'ye yükseldi. Tuğberk kullanıyor servisi. Christopher, Enis, Mirza'nın biraz gerisine düştü. Bu arada top bloktan dışarı gidiyor. Block out ve 9-3 fark 6'ya iniyor. Mirza ile servis kullanıyor şimdi San Jose. Bir kez daha hücum şansı. Bu arada file hatası. Akkuş Belediyesi'nde file hatası işaret ediliyor. 9-4 oldu. Fark bir anda 5 sayıya indi. Mirza servisi kullanacak San Jose takımında. Osmanović, Christopher, Umut arkalandaki savunmaya göndermek istedi. Orada hazırlıklı bekliyordu zaten Krasnuski. Kontrolündeki topu bıraktı. Top da dışarı çıkıyor. 10'a 4 oldu durum. Altı sayılık bir fark var.
Şu anda oyunda Batuhan oyuna dahil oldu. Umut kenarda. Oyuncu değişikliğinde. Batuhan oyuna devam edecek. Fark 6 sayıya çıktı tekrar. Christopher karşılıyor bu servisi. Bir blok sayısı daha geldi. Adeta arka arkaya blok sayıları çok etkili oldu. Akkuş Belediyesi'nde 11-4'e kadar yükseldi. Çok büyük bir fark yakaladı. İlk iki sette böyle bir fark oluşmadı iki takım arasında. Ata file üzerindeki mücadelede ve karşı alandaki topa müdahale söz konusu. Teknik molaya da açık ara farkla Akkuş Belediyesi önde giriyor. Teknik mola tamamlandı. Teknik molada Akkuş Belediyesi'nin 12-4 8 sayılık farklı üstünlüğü var. San Jose takımı karşısında büyük bir fark yakalamış durumda. 12-4. Smaç servis ve banttan karşılığını düşüyor. Krasnowski şansı da yanındaydı Krasnowski'nin bu serviste. Böylelikle 13-4 oldu. Ardından da teknik molanın ardından San Jose takımından mola geliyor. San Jose takımının molası tamamlandı. 3-1'lik bölümünde 2 mola hakkını da tamamlamış oldu San Jose. Bu defa ortadan hızlı hücumda Emircan Aydın sayı kazandırıyor takımına. 13-5 oldu durum. Servisi Batuhan Arcan kullanacak. Batuhan az önce Umut'la yer değiştirmişti. Smaç servis arkalanda Batuhan karşıladı. Bloğun arkasına plase Christopher. Savunma bölgesinde Batuhan vuruyor. Top dışarıda. 14-5 oluyor durum. Fark şu anda 9'a yükseldi. Servisi Melih ile kullanacak. Büyük bir fark yakaladı. Bakalım bunu avantaja çevirebilecek mi? Bu mücadele San Jose takımı sete oyunu ortak olma yolunda nasıl bir katkı sağlayacak mücadelesi? O da tabii ilerleyen bölümlerde merakla bekleniyor. Bu arada top dışarıda ve sayı San Jose takımının. Birinci set çok çekişmeli ve heyecanlı geçmişti. İkinci set keza aynı şekilde. Üçüncü sette Akkuş Belediyesi skor olarak da oyun olarak da özellikle blok sayılarıyla arayı bir anda açtı. Umut tekrar oyunda. Batuhan kenarda. San Jose takımında kısa pas. Ortadan hızlı hücumda
Sahne alan isim Burak Kamçı oluyor. Burak Kamçı ile 15-6 oldu durum. Umut karşıladı. Enis Christopher vuruyor. Bu top karşı alandan çıkmadı. Paralelini tercih etti ve sayı kazandırdı takımına. 15-7 oluyor durum. Servisi Enis de kullanacak. Servis kullanıldı. Arka alanda Osmanović, önce Melih karşılamıştı. Tek pasdan daha ziyade Melih plaseyle karşılığına göndermek istedi. Ve ardından Krasnoski'den top dışarı çıkıyor. Ve 15-8 oldu. Farkı 7 sayıya indirdi. Enis servis hatası yaptı. Takımın pasörü 16-8 oldu. Fark yarı yarıya. Şu anda 20'li sayılara 4 sayı ihtiyacı var Akkuş Belediyesi'nin. Buna karşılık eşitliği sağlama yolunda San Jose'e 8 sayı lazım. Kaan servisi kullandı. Fileye çok yakın gelen top dışarıda. Tek pas oynama isteği hata yaptırdı Akkuş Belediyesi'ne ve böylelikle 16-9 oldu durum. Kaan bloktan dönen top dublajda başarı var. Fileye çok yakın gelen top. Oyunda yükseklik kazandırıyor Batuhan. Fakat karşılığına 3 pasta geçmiyor. 16-10 oldu durum şimdi. Arka arkaya 2 sayılık bir seri yakaladı. Servis kullanıldı. Batuhan karşılıyor. Fileye çok yakın gelen top. Servis karşılamada sıkıntı yaşadığı anda sayıyı kazanıyor. San Jose 16-11 oldu. Fark da 5 sayıya indi. 8'den 5'e iniyor fark. Ardından Akkuş Belediyesi'nin molası geliyor. Akkuş Belediyesi bu sette ilk mola hakkını kullanmış oldu. Daha önce mola haklarını San Jose takımı tamamlamıştı. Teknik molayı da Akkuş Belediyesi 12-4 önde tamamlamıştı. Evet, 16-11 şu anda Akkuş Belediyesi 5 farklı önde. Servisi San Jose kullandı. Batman karşıladı. Kaan 4 numaralı Osmanović. Bu top çıkıyor ve oyun devam ediyor. Rally sürüyor. Osmanović bir kez daha çaprazına vurdu. Umut karşıladı. Enis. Umut hücuma destek veriyor. Blok ve topu oyunda tutuyor. Arkalana gönderdiği yerde Mirza. Dışarı gidiyor bu top. Görüntülü değerlendirme sistemine bakılmasını istedi. ...16-11 şu anda. Üçüncü sette skor. Melih'le konuştu. Baş hakemi temas olduğu belirlendi. Bakmadan oyuncular kendi aralarında temasın olduğu konusunda karar verdiler. 16-12 oluyor durum.
Kaan kısa pas ortadan hızlı ucumda blok sayısı bu defa San Jose takımından geldi. 13-16 bir anda 8 sayılık fark. Bir ara 9 sayıya kadar da çıkmıştı ve 3'e iniyor. Yerde kalan oyuncu var. Kalkamadı. Mirza sanıyorum. Bir anda yerde kaldı. Oyuna devam edebilecek durumda. 16-13. Christopher servisi kullanacak. Farkı bir anda 3'e kadar indirmeyi başardı San Jose takımı. Etkili servisler Christopher'dan. Arkalanda bu hücumu karşıladıktan sonra bir sayı daha geldi. Arka arkaya sayılar kaybetmeye başladı. Blokta da hücumda da sayı kaybediyor. Bu arada Akkuş Belediyesi bir anda farkı 2'ye kadar indirdikten sonra ikinci ve son mola hakkını kullanıyor Akkuş Belediyesi. Karşılaşma enteresan bir hal aldı. 16-8 avantajı vardı Akkuş Belediyesi'nin. Daha sonra 6 seri sayı elde etti ve böylelikle farkı 2'ye indirdi. San Jose. Bloktan sekiyor, dışarı gidiyor top. Bu seri kırıldı şimdi. 17-14 oldu. 6 sayılık bir seri yakaladı arka arkaya San Jose takımı. Ardından Krasnoski ile bu seri kırıldı ve 17-14 oldu. Farkı 3'e çıkardı Akkuş Belediyesi. Krasnoski ile servis kullanacak şimdi. Oyun devam ediyor. Burada üçlü blok geliyor. Daha önce setin başında bloklarla etkili olan Akkuş Belediyesi karşısında bu defa blok sayıları San Jose takımından geldi. 17-15 fark 2'ye iniyor. Etkili bir blok San Jose takımında sayı kazandırdı. 17-15 oldu durum. Kaan biraz arkasına düştü top. Avantaj San Jose'de. Osmanović arkalanda. Batuhan, Kaan, şimdi Melih bloğun arkasına bıraktı. Orada Halit var. Christopher de yanına gelmişti. Rally devam ediyor Kaan. Bloktan sekiyor Christopher. Ve Mirza rally'i noktalıyor. Farkı da 1'e indiriyor. 17-16'ya geldi durum. Müthiş bir rally'nin ardından Mirza noktaladı bu rally'i ve böylelikle bu topu çıkarmakta zorlandı. Akkuş Belediyesi farkta 1'e indi. 17-16'ya geldi durum. Batuhan. Bu top çıkmadı. Soner. 18-16. Farkı tekrar 2'ye çıkardı. Bu pozisyonda Soner bu katkısıyla fark 2'ye yükseliyor. 18-16'lık üstünlük sağladı. 8 sayılık farkı kapattı bu arada San Jose takımı. Avantaj Akkuş Belediyesi'nde. Bloktan deniyor. Dublajla karşılıyor. Şimdi savunmadan hücuma destek var. Evet, görüntülü değerlendirme sistemine bakılacak. Out kararı gelmişti.
Hakem kendi inisiyatifini kullanacak burada görüntülü değerlendirme sistemine bakılması konusunda. Evet, görüntülü değerlendirme sistemine şimdi bakılacak. 18-16 üstünlüğü var Akkuş Belediyesi'nin. Evet, sayı Akkuş Belediyesi'nin. ...19-16 oldu durum. Farkı 3'e çıkardı tekrar. Akkuş Belediyesi Soner servisi kullanacak. Etkili servisleriyle dikkat çekiyor Soner. Christopher karşıladı. Top içeride. Ve 19-17'ye geldi. Fark tekrar 2'ye iniyor. Servisi Mirza ile kullanacak San Jose. Bloğu bıraktı ve orada bloğun arkasında biraz geç kaldı. Umut yardıma gitmişti. Ali Kaan Çil de müdahale etmek istedi. Biraz geç kaldı. Bloğun arkasındaki boşluğu iyi gördü. Ve o plase sayı kazandırdı. Akkuş Belediyesi'ne 20-17. İçeride 21-17. Farkı 4'e çıkardı Akkuş Belediyesi. Tekrar aradaki farkı açmaya başladı. Son sette Christopher file üzerindeki mücadelede top Akkuş Belediyesi'nde bloktan dışarı gidiyor. Blok out ve 22-17'ye geldi. Fark bir anda 5'e kadar yükseldi. Her iki takımın mola hakları da kalmadı. Şimdi kalan süre içerisinde 3. sette avantaj yakalamış durumda Akkuş Belediyesi. San Jose karşısında etkili bir smaç servis. Ardından Mirza karşılıyor bunu. Osmanoviç ile Akkuş Belediyesi bloktan dışarı gidiyor. Blok out ve 23-17 oluyor skor. Tekrar 6 sayıya kadar yükseltti bir anda arka arkaya. Sayılar kazandı Akkuş Belediyesi. Ve ilk 2 seti de önde tamamlamıştı. Setlerde 2-0'lık üstünlüğü var. 3. sette de 23-17 önde. Osmanoviç filede kalıyor. Servis hatası yaptı Osmanoviç ile Akkuş Belediyesi. 23-18. Fark 5 sayı. Büyük bir avantaj yakalamış durumda. Şimdi servisi San Jose takımında Umut kullanacak. Karşılıklı servis hataları 24-18 oldu. 24-18 oldu. Maç sayısı için servis kullanıyor Akkuş Belediyesi. Bu aynı zamanda finale yürüyüş de olabilir. Final etabına Melih kullandı servisi. Umut karşıladı. Mirza arkalanda savunmada Batuhan. Kaan şimdi Krasnoski dışarı. Dışarı gönderiyor Krasnoski. Ve Belaruslu oyuncu bu hücumdan sonuç alamadı. 4 numaradan Krasnoski ile hücum yapmak istedi. Maçı çevirmek istedi. Şu anda 24-19 oldu. Servisi San Jose kullanıyor. Ve bu serviste top dışarı gidiyor. Karşılaşmayı Akkuş Belediyesi 3. seti 25-19 kazanarak setlerde 3-0'lık üstünlük sağlıyor. Final etabına adını yazdıran ilk takım oluyor. Böylelikle şu anda
Akkuş Belediyesi puanını da 6'ya çıkardı. Set avarajıyla birlikte rakiplerine üstünlük sağlayabilir. Ama esas sonuç bu karşılaşmadan sonra oynanacak olan mücadelede Yeni Kızıltepe Spor, Alanya Belediyespor maçında olacak gözler. Evet, bu karşılaşmayı San Josef takımı karşısında Akkuş Belediyesi 3-0 kazanmayı başardı. Günün son karşılaşmasında sizlerle Yeni Kızıltepe Spor, Alanya Belediyespor karşılaşmasında birlikte olacağız.